Günaydın, herkese merhabalar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür Allah'a. Göknur yine aldı çamaşır sepetini eline, üst kata çıkıyorum, terasa. Çamaşırları sereceğim. Bulaşıklarımı falan toplayacağım. Daha bulaşıklarım tezgahın üstünde duruyor. Kahvaltı yaptık, kahvaltıdan sonra. Önce dedim çamaşırları sereyim, ondan sonra dedim bulaşıkları yıkarım. Terası da sabah açmıştım şeyi. Şöyle koyayım. Pencereyi açmıştım aşağıya inmeden önce. Güzel rüzgarlı hava, çamaşır çabuk kurur. Bayağı şey. Gece zaten yine fırtına vardı. Şey kapatayım mı? Girmesin. Gece fırtına vardı. Şöyle azıcık bahçeme oturayım. Bahçemden sizlerle sohbet yapayım. Geceden fırtına vardı. Sabah da böyle fırtına biraz şey oldu. Normal rüzgara döndü. Terasın penceresini açık bırakıyorum zaten. Aşağıya inerken mutlaka buranın penceresi açık. Kapıyı da açık bırakıyorum. Ev bu şekilde buradan hava almış oluyor. Öyle. Sabah zaten kalktığımda şunları bir sulama yaptım. Bakın bunlar da bayağı bir çıktı arkadaşlar. Bahçem bayağı bahçeye dönüştü yani. Bu bahçeyi ilk yaptığım günü hatırlıyor musunuz izleyenler? Burada tohumlar ekiliydi. Bunlar küçük, bunlar zaten soğan. Şöyle küçük küçük soğandı. Ekiliydi diplerinde. Hepsi büyüdü. Yani şöyle baktığınız zaman artık bir bahçeye dönüştü. Bayağı küçük bir bahçeye dönüştü. Şunlar da çıktı bakın. Bunlar da çıktı. Ne olduklarını bilmiyorum. Henüz daha anlaşılmıyor şekilde. Bakalım. Şunlar mesela coştu. Bakın. Tohumları o kadar şey atmışım ki Ali de bana diyor ki nasıl tohum atmışsın sen diyor. Ya dedim ne bileyim attım işte öyle dedim çıkanı dedim. Birkaç tane daha saksı alır paylaştırma yaparız dedim. Öyle sabah kahvaltımızı yaptık, ortalığı bir süpürdüm hemen. Her yeri süpürdüm. Makinedeki çamaşırım çıkmıştı. Önce dedim çamaşırı sereyim, ondan sonra dedim bulaşıkları yıkarım. Bulaşığım fazla yok, makinem dolu yalnız, makineyi boşaltacağım. Ardından yenisini ekleyeceğim. Dün salonun camlarını silmiştim. Bugün de mutfağın ve oyun odasının camlarını sileceğim. Dışarıda rüzgar var ama vallahi rüzgara aldanmayacağım. Sileceğim artık. Çabuk çabuk silerim artık. Öyle yaparım. Biraz önce Çalı Kuşu dizisini biraz izledim. Bir ara izliyordum. 16. bölüme kadar geldim şeyden. İnternetten izliyorum. 16. bölüme kadar geldim. Bugün 16. bölümü bitirdim. Kahvaltıdan sonra oturdum biraz önce onu izledim. Tabii önce bir süpürdüm ortalığı. Çocuklarla falan ilgilendim. Onlar dişlerini fırçalattırdım. Ellerini yüzlerini yıkadım. İşte Yakup'un altı üstü falan değişti ettik. Öyle. Şimdi kalkayım çamaşırlarımı sereyim. Bulaşıklarımı falan yıkayım. Günlük işlerimi bitireyim. Ondan sonra camlara başlayacağım. Bunları dün sermiştim. Kurumuşlar. Hepsi kurumuş. Önce bunları bir toplayayım. Bu arada aşağıya indirmiştim. Bir sepet katlanacak. Burada da şimdi var bir sepet. Çamaşır gerçekten her zaman diyorum. Çamaşırla ben baş edemiyorum. Dışarıda rüzgar var ama hiç soğuk yok. Böyle havaları da seviyorum yani. Yani böyle camdan baktığın zaman sanki hava çok soğukmuş gibi geliyor. Böyle dışarıda çünkü görüyorsunuzdur rüzgarı. Sanki hava çok soğukmuş gibi geliyor insana ama böyle hiç soğuk yok. Böyle güzel bir esinti var. Dur annem onu öyle yapar. Bir dakika. Nereye? Aşağıya mı? Aşağıya. Gel hadi. Bir şey gösterecekmiş. Bir bakalım bakayım neymiş.
önce annem aradı, annemle konuştuk, biraz onunla sohbet ettik. Acım ben bugün sabah kalktığımdan beri ne yemek yapsam diye düşünüyorum ya. Dün köfte yapmıştım. Bugün ne yapsam? Karar veremedim. Hamur işi falan yapsam diyorum. Bu hafta da Ali gündüzde çalışıyor. Akşam saat böyle 6 gibi falan gelir. Şimdi aşağıya inerken de bir sepet, yani biraz önceki topladıklarımı, burası doluydu. Topladıklarımı götürürüm aşağıya, bir ara bir fırsat katlarım onları. Şunu çok seviyor çocuklar. Çıtır. Ben de çayla çok seviyorum. Birazdan şu bulaşıkları da bir halledeyim. Bir çay ısıtırım. Güzel oluyor çayla. Şurada dursun, kaldırmayın da. Şimdi ailen istedi. Ben de şöyle çayla yiyeyim biraz. Böyle öğlen saati oldu mu canım çayla bir şeyler istiyor. Bazen tuzlu, bazen şekerli. Vereyim çocuklara. Şöyle iş yapmadan sabahtan akşama kadar ayaklarımızı uzatıp çay elimizde kahve elimizde bir günümüz yok. İlla her gün bu çamaşır makineye atılacak, serilecek. Her gün bu bulaşık makinesi boşaltılacak. Her gün bu bulaşık makinesi akşama kadar, yani ertesi sabaha kadar mutlaka bir makine tekrardan olacak. Ye, yıka, koy, ye, yıka, koy sürekli. İlla o yemek yapılacak, illa bu ev süpürülecek. Biz ev hanımlarının çilesi hiç bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Erkekler bir şekilde işe gidiyor, geliyor, günlük işini bitiriyor. Eve gelince ister yat, ister dinlen. Ama biz kadınlar yok, 24 saat ev işi hiç bitmiyor. Bu çok acıymış ha. Yok kızım be, ben de baktım kadına şimdi, öyle bekle acı gibi gelmedi bana. Ne yapalım hanımlar, ne yapalım? Vallahi biz bu düzeni değiştiremiyoruz. Bazen ben böyle sabah kalkıyorum kahvaltıdan sonra.
Hiç iş yapasım gelmiyor. Böyle tembellik yapasım geliyor. Uzat ayaklarını Göknur. Al kahveni çayını eline. Sana iyi gelecek o gün. Yani mesela o gün iyi gelecek olan ne? Ya bazen ben açarım eski dizileri izlerim. Bazen günlük pek fazla televizyon izleyemiyorum. İzlersen bir gündüz program olarak Müge Anlı'ya biraz bakarım sadece. Ne istiyorsun? Bazen... Hiçbir şey yapmam. Alırım çayımı elime. Geçerim o benim büyük pencerenin önüne. Otururum dışarıyı izlerim sadece. O zaman da çok büyük düşüncelere dalıyorsun. Bazen de çayımı alırım, kitabın arasına gömülürüm. Böyle bütün dünyadan uzaklaşıp sadece kitabı okuyayım, kitabın içinde yaşayayım yani. O kitabın içindeki hayatta ben olayım. Bazen de öyle yapıyorum. Anlayacağınız, arada bir kendimize dinlenmeye zaman ayırmamız lazım ama olmuyor maalesef. İşte bazen işleri bırakıp böyle ya bir kitap okuyarak, ya bir takip ettiğiniz bir diziyi izleyerek, ya... Ne bileyim işte televizyon programı ya da dediğim gibi böyle boşluğa sadece dışarıya böyle bakarak, ağaçların yapraklarına, uçan kuşlara bakarak da ya insanın dinlenmeye çok ihtiyacı var. Özellikle benim dinlenmeye çok ihtiyacım oluyor ama hiçbir şekilde sadece uyurken dinleniyorum. Sadece akşam yattığımda ertesi sabaha kadar uyurken dinleniyorum. Onun dışında gün içerisinde hiçbir şekilde dinlenme şansım yok. Ne diyelim? Yine de her zaman halimize şükrediyoruz. Çok şükür Allah'a diyoruz. Ha, şikayet anlamında sonra bu benim şu an mesela konuştuğum konu şikayet bazında değil. Bu yanlış anlaşılmasın da sonra. Yani çünkü bazen böyle bir şeyler söylediğim zaman kalkıyor birileri çok acayip abuk subuk yorumlar yapıyor. Artık nasıl anlıyorlar, nasıl dinliyorlarsa anlamıyorum. Tabii ki ben bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Bu hemen hemen kadın olsun, erkek olsun, evli olsun, bekar olsun, herkesin gün içerisinde mutlaka bir yarım saat veya bir saat kendine zaman ayırması insanın psikolojisine çok iyi geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah yanlış anlaşılmamıştır. Mesela ben bazen diyorum ki kendime. Bugün diyorum hiçbir şey yapmayacağım diyorum. Aman diyorum ya kalsın diyorum. Bugün işler kalsın diyorum. Sonra bir bakıyorum kendimi. Öyle bir işin içinde buluyorum ki. Hiç yapmayacağım işleri yapmaya başlamışım. Sizde de öyle oluyor mu? Gerçekten de bugün hiçbir iş yapmayacağım diyorum. Çocuklar alacağım, dışarı çıkacağım diyorum. Gezeceğim diyorum. İşte evde akşama kadar yatacağım diyorum. Akşama kadar diyorum tembellik yapacağım diyorum. Sonra bir bakıyorum harıl harıl ya çamaşır katlıyorum ya ütü yapıyorum ya başka bir şeyler. Ya bir bakıyorum bir toz almaya başlamışım. Her yeri tozunu alıyorum. Hani ben bugün kendime zaman ayıracaktım diyorum. Hani bugün evi öyle bırakacağım. Bugün hiçbir iş yapmayacaktım diyorum. İşte yok. Alışmışız artık. İlla o iş her gün yapılacak. Sizlerle sohbet eşliğinde bitirdik. Ne mi yapıyor?
de oydu. O rafta bir tane sepet vardı. O sepetin içinde, sepeti indirtirdi bana. Onun içinde küçük şeyler vardı ya böyle, hani küçük küçük böyle deliklere geçiriyorsun, bir tane oyun vardı. Hmm. Yuvarlak, kırmızı, taşları siyah. Biliyorum biliyorum. Onlar falan döktü. Onlarla oynuyor işte yukarıda kendi başına. Sıkıldı herhalde, farklı bir şeyler yapmak istiyor. Bugün bir kargo bekliyorduk arkadaşlar. Beklediğimiz kargo geldi. Pilsan'dan Yakup için kaydırak havuz, top havuzlu kaydırak siparişi vermiştik. Kargomuz şimdi geldi. Ali ile görüştüm telefonda. Ali dedi ki şimdi bir aç sen dedi. Hani toplar falan içinde var mı? Var var. Var parçalar tamam mı değil mi? Bir bak dedi. Onu kaldır anneciğim. Bir bak dedi. Kurulumunu akşam ben gelince yaparız dedi. O yüzden şimdi kalk anne. Babam akşam kaçta geliyor? Saat 6 gibi gelecek. O yüzden ben şimdi bir aç. Sadece açacağım. Ben de. Aytop kalkar mısın? Şeyler tamam mı? Ne? Parçaların hepsi tamam mı? Ona bakacağım. Onu konuşacağım. Top tamam bence. Çünkü şurada top var. Kalk kenara bir gördüm. Hepsi var. Arkadaşlar kalk bakayım anneciğim, bir kat resmini göstereyim. Bu şekilde top havuzunu şişireceğiz, kaydırağı kuracak, içine topları koyacağız. Yakup'a bir eğlence işte. Ben de Yakup ve Aylin. Aytu sen binebilir misin bilmiyorum anneciğim. Binerim ya, binerim. Şeylerine bakarız biz bunun kaç yaşa kadar biniliyor, ona göre hareket ederiz, tamam mı? Bu günü de akşam ettik. Ali geldi. Çocuklar öyle bir sabırsızlanıyorlar ki şeyi kursun diye. Kaydırağı kursun diye öyle bir sabırsızlanıyorlar. Anlatamam. O da dedi oğlum dedi bir duş alayım, bir kendime geleyim. Ondan sonra kuracağım, bir sabırlı olun dedi. Ben de bir yandan mutfakta yemek yapıyorum. Bir yandan da çocuklar, dedim çocuklara toplayın bütün oyuncakları dedim. Şimdi top havuzu ya o. Bütün oyuncakları toplayın dedim. Ondan sonra babanız kuracak dedim. Havada kararmaya başladı. Gün batımını görüyor musunuz arkadaşlar? Caminin arkasından ne kadar güzel görünüyor. Çok seviyorum bu saatleri. Şöyle AVM'nin önünü yakınlaştırayım size. AVM'nin de ışıkları yandı. Ay ben bu kuzularımın da saksılarını değiştiremedim. Saks, çarşıya gidemiyorum, saksı alayım. İnternetten getirttireyim diyorum. Şu da yeni yeni yapraklar vermeye başladı uçlarından. Hatta bir takipçim de şey demiş, bu fikir hoşuma gitti, bunu biraz büyüteyim de, öyle düşünüyorum ben de. Bu benim şu büyük pencerenin, Fransız pencerenin arkasına koy Göknur demiş. Pencerenin demirlerine doğru sarmalanır gider demiş. Bu fikir hoşuma gitti. Büyük bir saksıya ekim, düşünüyorum onu. İnşallah.
Kurulumunu yapmış Bilal'e. Alper. Ha Alper. Sen mi kurdun oğlum? Şurada bir yuvarla onu geçirttiriyorsun. He, basit yani. Gerektiğinde de çıkarabiliyor muyuz peki? Gerçi bunu çıkarmaya gerek kalmaz da biz zaten bu kurulu olsun istiyoruz. Yakup! Tamam. Bu arada Ali top havuzunu şişiriyor. Toplar bunun içinde. Hepsi düşmüş. Boşalt zaten oğlum onun içini. Ha? Boşalt hepsini. Yakup'un mutluluğuna bakın. Ben ne yapıyorsun ya? Yakup, mutlu musun? Ay ay ay, yavaş yavaş. Allah'ım ya. Dünyada çocuk olacaksın işte. Vallahi şimdi. Ben bunların yerinde olmayı çok isterdim. Havuzu patlatıp atarız, yazın havuzunuz olur işte. Havuz baya büyük duruyor ya. O sanki. Küçük küçük. Küçük mü? Eskiden bizde renkli renkli. Evet. Onun gibi mi? Dur, çekiştirmeyin. Ne yaptınız? Hava kaçırmadık. Gaz kaçağı var. Şu küçük paşayı ben bir çekeyim. Küçük paşayı. Orada da katlanacak çamaşırlar var. Çamaşır getirmiştim yukarıdan aşağıya. Tatlıyım diye. Ya. Ay, iner misiniz? Çıkar mısınız? Yakup merdivenlerinden çıkacaksın oğlum. Yakup merdiveninden çık. He? Yapma düşersin. Bekle oğlum, abiler şişirsin onu. Top havuzumuz da şişti. İçine topları da koyduk. Artık çocukların keyfine diyecek yok. Gördünüz çocukların mutluluğunu. Vallahi çocukların mutluluğuna diyecek yok. Bence bu dünyada en büyük sevap çocukları sevindirmek, çocukları mutlu etmek. Şimdi diyeceksiniz ki Gökhan, zaten parkın yanında oturuyorsun. Evinin hemen altında park var. Niye evine kaydırak aldın diyeceksiniz ama biz her akşam Yakup'un sandalyeyi, bizim o plastik sandalyeleri biliyorsunuz, plastik sandalyeyi ters çevirip onun arkasından kaydığını görüyoruz. Yani her gün plastik sandalyeyi ters çevirip kayıyordu. Biz Yakup içine aldık. Yakup mutlu olsun diye. Çünkü ben her dakika parka indiremem ki. Sürekli parka indiremiyorum çocukları. Ama evde kendi kendine oyalansın, eğlensin, mutlu olsun diye Yakup içine aldık. İşte Yakup biner, Aylin biner. Aytuğ'u pek taşımaz ama hadi biraz şimdi hevesi gitsin diye Aytuğ'a da serbest izin verdik. Bunun fiyatı 210 liraya mal oldu arkadaşlar. Birçok yerde araştırdık. 300'e var, 400'e var. İşte yani burada biz buradaki oyuncakçılara da baktık. Hatta karşıda AVM'de Toy Shop'ta baktık. Yoktu orada. 210 liraya kargo ücreti de içinde. 210 liraya aldık. İnternetten getirttirdik bunu. Bakalım artık çocuklar mutlu oldular, sevindiler. Ne yapsınlar artık, çocukları her yere götüremiyoruz virüs dolayısıyla. Uzun bir süre parka bile götürmedim ben virüsten dolayı. Şimdi daha yeni yeni biraz virüs yavaş hafiflediği için işte daha yeni yeni artık dışarıya sokağa çıkarıyorum. Arada bir parka gidiyoruz falan. Evde de Yakup'un oyalanması için aldık.
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.